AD Gaming ekranlarında Heavy Rain'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Maceramıza bu sefer Ethan'la devam ediyoruz. En son enerji santraline gidecektik Ethan ile. Adam artık kazanın etkisi, uykusuzluk derken gitgide yavaşlamış, bıkmış, bitkin halde. Umarım oğlunu bulmamız zor olmayacak. Onu hayatta bulacağız. Burası herhalde kapalı tutulan, evet, çökmüş bir enerji santrali. Burada ne yapacağız bilmiyorum. İpucu buraya gitmemizi söylüyordu. Heavy Rain'i bilgisayara uyarlayanların PlayStation konsolunu direkt algılamasından dolayı tebrik ediyorum. Evet, burayı açamadık. Ya o taraf çökmüş, sağ taraf. Soldan bir yer olabilir mi diye düşünüyorum ama şurası ne acaba? Burada bir açıklık mı var? Yok. Yani yakından geçerken dikkatimi çekmemişti, o yüzden bir daha bakma isteği duydum. Yani grafikler belki çok mükemmel değil, sonuçta 2010 yapımı bir oyun ama atmosfer, kamera açıları verken sizi direkt içine çekiyor. Film gibi hissediyorsunuz. Yalnız onda elektrik yok. Ay. Evet, çocuğu bulduğumuzda her tarafımız yara bere içinde olacak ama önemli olan çocuğu bulmak. Buranın çökmüş bir yer olduğunu düşünürsek burada hala enerji olması beni çok şaşırttı. Evet, bu tarafa gideceğiz herhalde. Kamera açısı değişti, bize yol gösterdi. Şu düşüncelerine bakalım. Now where am I supposed to go? There must be a clue or something. Ya şu kelebekten dolayı oraya gideceğimizi düşünüyorum. A butterfly on the door. That's where I need to get to. It might be a trap. I'd better be careful. Electrical condensers. Going by the sound of them, they're still active. The origami figure was in the form of a butterfly. So, am I looking for a butterfly? Yeni aradığımız origami o mu? Hadi bakalım. Hadi. Buna ihtiyacımız olacak muhtemelen. İçeride kullanmamız için bırakılmış. Çık abi. Hayda. Kendi kendine rüzgardan mı kapandı yoksa kilitlendi mi? Onu anlayamadım ama şu anda geri dönüşü olmayan bir yere girdik. Bir dakika, ona dikkat edebiliyor muyduk ya? Of. Her taraf tuzak. Ne kadar ileri gideceksin diye bize sormuştu hatırlarsanız. Glass. Broken glass. Sharp as a razor. Impossible to go back. I'm gonna have to crawl through it slowly so I don't tear up my arms. Of 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 of. Acaba ayakkabısıyla falan ittirebilir mi ama çok fazlalar ya. Kelebek sağa gösteriyor. The
match flame. It indicates where the fresh air comes from. All I have to do is follow the wind. Çok akıllıcaydı. Ha, yönümüzü bulmak için kullanacağız. Yok, şu an istemiyordum ama ya. Arada bir durmamız gerekiyor. Kırmızı ekran geldi. Bundan sonrasında artık kibrite güveneceğiz. Evet, sol tarafa devam. Ya bunu yapan adamı bulduğumuzda hiç acımayacağım. Biliyorsunuz Those Who Remain'de suçlarından yargılananları kararını ne olacağına biz karar vermiştik. Ve biraz acımasız olmuştum bunda ama onda daha fazla bağışlayıcı olduğum yerler de olmuştu ama bunda hiç acımayacağım kimseye çünkü çocuk katili çok başka bir şey. Yine sola devam. Tamam, sakin. Allah'tan bir cam barımız falan yok. Sağdan devam. Dur abi, dur. Artık her hareketimde kırmızı çıkmaya başladı. Biraz erken konuştuk galiba. Hadi bakalım. Ah, Ethan. Adamım yerde de. Dolular. Of ya. Acaba burada karşımıza biri çıkacak mı? Neyi? Bırakmam mı gerekiyor? Peki. Vallahi bu kadar yarası olmasa zevkli olabilirdi. Aman, aman. Direnmeliyiz Ethan. Oğlun için bunu yapmalısın. Zıplayacağız. Buradan gidersek korkak yazıyor. Oradan gidemeyiz. Çünkü ne kadar zor şeyleri yaparsak o kadar iyi sonuçlara ulaşacağız. Burada ölmek var kesinlikle.
Bazı tuşlara o kadar ufak farklarla basıyorum ki elim değiyor sadece. Anlaşılan buradan gitmeyeceğiz. Evet, ilk iki denememizde yanlış seçenek oldu. Şöyle bir bakalım önce. Ya hepsi aynı gibi geldi bana. Buradan devam. Aslında X ile başlayan farklı bir şey vardı ama gerçi bu da farklı. Abi buna nasıl basacağım ben? Doğru yere mi geçtik acaba? Müzik geldi. Evet, ilk aşamayı geçtik. Daha bir sürü var. Şimdi aynı yerden devam etmemize kesin izin vermeyecek. Yuvarlak ve X'e bastıktan sonra bir tane daha o dörtlüden bir şey söylediğinde yapması çok zor. Yani çok ufak dokunuyorsunuz, sonra eliniz kayıveriyor. Evet, yaraladık. Bence burayı geçemeyeceğiz zaten. Böyle ayağını attığı zaman vazgeçiyor. Şu an sağımızda bir tane var. Hayda. Arkadaşlar. Olaya gelin. İlla geri dönmemiz gerekiyor. Ya buraya çok gıcık yapmışlar. Oğlum öyle geçemezsin oradan ya. Vazgeçecek tabii. Buraya R1. Evet, buradan geçer gibi. Aman itin aman. Hedef kelebeğe ulaşmak. Ya aynı anda üçgene nasıl basayım ben? Bir daha mı solda yapacağız? Bu kötü oldu. Eğer korkak yolu seçseydik çocuk ölecekti bence direkt. Ah. Şu an onun yerine geçmek en son isterdim. Ayağı atarsa yanlış. Evet, bu da yanlış bence. Becerecek misin yoksa ya? Hadi lan.
İnanılmaz az kaldı. Muhtemelen direkt karşıya geçemeyeceğiz ama gene de deniyorum. Yani. Evet, sağ deneyelim. En kolayı buydu herhalde. Ethan her şey olduğun için hadi. Evet, bunu da geçeceğiz bence. Hadi adamım. Dayan. Son bir tane kaldı. Onu da tabii karşımızdakine yaptırmazlar. Bu kadar uğraştırdıklarına göre. Oo. En basiti bu oldu. Evet, bir tane daha ipucu aldık. Gene bir yere mi götürecek acaba bizi GPS'le? Of! Bir de bu kaç saat öncesi acaba? 59 milimdi herhalde en son. 52 Roosevelt mi? Ya bu şifrede acaba her seferinde bir tane harf açılıyor mu? Eski videolara bir dönüp bakacağım. Burası bitti herhalde. Bütün amaç buna ulaşmaktı. Yani şu an 10 santimlik falan bir çocuğun canı kaldı diyebiliriz. O kadar da değil hatta. Bir 5 parmak desek, 5 santim desek. 50 milim. Yani bu yüzü bulduğunda çocuk ölecek. Burnu kapandıktan sonra tabii ki düşünüyorum. Madison, yardım et bize. Bununla kanka olacağız herhalde. Ya da daha fazlası. Hadi bakalım. Ethan. Gene bandajlayacağız her yerini. Hadi kızım, sen sporcusun. Hadi. Sanki kendim kaldırıyor gibi geliyorum ya, şu titreşim, joystick'in titreşimi ve itme, analog iterken. Ethan. Ethan, can you hear me? Ethan. Bence bir yaraları temizlesek önce daha iyi olacak. Aç aç. You've got a hell of a fever. Evet, antibiyotiği kullanacağız bu sefer. Kızım sen adamsın ya. Arms look really bad. I need to disinfect your wounds. I'm gonna have to get your clothes off to disinfect those wounds.
Of. Those are serious burns. I don't know if I can do anything for you. Ya bir hastaneye götürsene ya. Gerçi zaman yok ama en azından ilk tedaviyi alır gideriz ya. Bu sefer otomatik her şeyi aldı. Şimdi şu ağrı kesicileri bir versek adam yazık ya. I'm no doctor, but I'll do what I can. Ah, önce bir ilaç ver. Önce evet ağrı kesici. Sonra ateş düşürücü verelim. Daha doğrusu antibiyotik ve ateş düşürücü. Antibiyotiği mutlaka ver. Her tarafı yara adamın. Bir elini yıkasaydın be kızım ya. Evet, ateş düşürücüyü ver. Uyku hapları da iyi olur aslında. Bu işlemi yaparken uyusa çok iyi olur. Başka ne verebiliriz? Tamam, onu vereceğiz. Ve bundan sonra merhem sürelim. Sleeping pills in his state. Evet evet, doğru söylüyor ya. Eğer herhangi bir kafada travma vesaire varsa sıkıntı olabilir. Hiç aklıma gelmemişti. Merhemlemen lazım ama onun öncesinde bir dezenfekte et. Of of of, nasıl yanacak o ya? Ay. That's disinfectant. Not terribly good for burns. Aa, doğru. Kesikler. Yanlış yere yaptık. Aa. Sorry. Pardon ya. Baştan mı başlayacağız? Şimdi merhem süreceğiz, sonra bandaj. Your wounds are disinfected. That should ease the pain. Ya ayaklarında da var adamın. Bacaklarında, diz bölgesinde özellikle. Ha, bırakmam gerekmiyor muydu? Ekrandan çıkınca dönen işaret. Bırakmıştım ama bırakmamam gerekiyormuş. İki kolunda da aynı şey olması lazım. Dizleri. Niye kaldırıyorsun ki? Hmm, orayı da bandajlıyoruz. Okey. That's all I can do. How do you feel? Nasıl hissedebilir Ethan? Ki? He's unconscious. Now I'll just have to wait and hope he wakes up. Hmm.
İyi uyudun mu Ethan? How do you feel? Yeni ipucunun peşinden gitmemiz lazım. I've been better. Was I out for long? About 3 hours. Why the guardian angel act? You don't even know me. Ya şimdi kızın geçmişini bilmiyoruz. Hatıra ne diyecek merak ettim. I was always the one who used to fix my brothers up when they'd been fighting with the other kids on the block. I suppose I like to play the guardian angel. Bu kızın bize çok yardım olacak ya. You said you were here because you're an insomniac? I've been going through a bit of a tough patch the last few months. It's the kind of stuff you prefer to forget. I do what I can to live with it, but it's not easy. Problemler. You got some kind of a problem? Bigger problem than you can possibly imagine. Üzgünüz. I'm sorry. I shouldn't be asking you questions. Ya o anlamda dememiştim ya. Üzgünüm. I mean, after all, we hardly know each other. You have no reason to trust me. Bence bayağı bir sebebi var. Hayatını sana borçlu. Listen, I'm truly grateful for your help, but for your own sake, I think it's better if you don't ask any questions. Hayır ya, niye ayrılalım? Maybe I could help you. No one can help me. You've already done a lot. Madison. Adamım, bu kız bizle gelirse her şey daha kolay olur ya. I'm gonna go. Ya bu kızla olan ilişkisinin bittiğini zannetmiyorum. Mutlaka bir kere daha karşılaşacaklar. Oğlunu kurtarmak için fedakarlık yapmaya hazır mısın? 9711 Marble Sokağı. Evet. Burada bu bölümün sonuna gelmek istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.